Merhaba Taner. Merhaba Bey. Efendim. Neler yapıyorsunuz? Yeni emekli oldum. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Eşime ve oğluma şoförlük yapıyorum. Ciddi misiniz? Evet. Oh ne kadar güzel. Onlar hayatlarından memnun mu? Gayet iyiler. Tabii canım. Tabii şoför ki. Var. Niye memnun olmasınlar? Aynen öyle. Harikulade. Kelimelerle aranız nasıl? İyidir. Evde eşim, oğlum, ben ve yeğenim birlikte takım oluşturup birbirimizle mücadele ederdik. Siz o esnada aynen. Baba katılır mısın? Katılırım tabii. Başvurduk. Ailece öngörüldü ve aynen. Geldiniz. Çok güzel. Zaten bu turda belli olacak her şey. Taner Bey, Selin Hanım ya da siz günün birincisi olacaksınız. Tamamen nasip. Benim tek amacım dediğim gibi eğlenmek. Başka hiçbir şey değil. Harikulade. Olur olmaz. Kafanızda bir puan da yok. Yok zaten yok. Önümüze aynen. Bakacağız. Aynen öyle. Peki o zaman Taner Bey başlayalım mı ufak ufak? Tabii ki. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. İçi boş ve çukur olan yer. Harf alayım. Harf verdik. Y. Oyuk. Oyuk doğru cevap. İkinci dört harfli kelimemize bakıyoruz. Acaba nasıl bir kelime? Kuşluk vaktinin ardından gelen zaman dilimi. Kuşluk tan vakti. Ne? Tan vakti. Yok değil. Sayın efendim. Harf alayım. Al peki alın. Öyle. Öyle doğru cevap. Efendim beş harflere geçtik. Tek kelime ve isim soyulu bir sözcük sormaya karar vermiş editörümüz. Yapıştırın soruyu. Türk kahvesinin kehanet muhtevası. Fal. Değil. Fal nasıl bakılır? Nereye bakılır fal için? Nereye bakılır? Türk derken? Kahvesinde neye bakılır efendim? Fincan. Telve. Telve doğru cevap. Efendim beş harflerdeyiz. Bir spor malzemesi soruyoruz. Ama nasıl soruyoruz? Gelsin bakayım soru. Raket anlamına gelen Türkçe sözcük. Hadi buyurun. Harf alayım. Harf verelim. V. Raketle ne yapılır efendim? Masa tenisi oynanır. Ama yok, iş nedir? Yani yaptığı ne işe yarar raket? Vurmak. Heh. Vuruş. Değil. Vurma. Değil. Mastar yok. Şey vardı, eskiden çok şakası yapılırdı, çok oturgaçlı götür geç diye. Onun gibi düşünün. Vurmak gibi mi? Aa. Mastar yok dedim ya Taner Bey. Kaldıraç gibi düşünün. Mesela ne dediniz? Vurma. Ha, onu kaldıraç gibi düşünün. Dediğim gibi bitirin efendim. Vuruş. Hay, aa. Vuruş. Kaldıraç diyorum ya. Vuraç. Vuraç doğru cevap. Vay be Taner Bey gördünüz mü? Ben iyiyim dediniz. İlk defa duydum bir kelime. Olabilir. Ne olacak? İlk defa duyduğunuzu zaten bir itekleye bildirdik Taner Bey. Gayet iyi. Ama hep Selin Hanım'ın suçu biliyorsunuz bunlar. Siz demin inanmadınız bana ama. Altı harfleri geçtik ama ne yaptık ettik. Altı harfleri güzel. Geçtik. İsim soylu bir sözcük soracağız. Basitçe de bakalım bilebiliyor muyuz? Gelsin bakalım. Yedi düvel sözündeki düvel sözcüğünün tekil karşılığı. Düvel. Harf alayım. Harf alalım. V. Bir harf daha alayım. Bir harf daha alalım. T. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Ülke anlamına da gelir. Rant gibi bir şey. Hayır basit düşünün efendim. Ülke anlamına da gelir dedim. Bir harf daha alın bir istersen. Bir harf daha alayım. Bir harf daha. Devlet. Devlet doğru cevap. Efendim şimdi yine altı harfli bir cevap isteyeceğiz sizden. Şahıs ismi olarak da kullanılıyor bu cevabımız. Bakalım. Her türlü fakir, taşlık, toprakta yetişebilen, taneleri önemli bir protein kaynağı olan yem bitkisi. Saman. Değil. Üç harf alabilirsiniz en fazla.
Aklınıza gelen tahıl türü şeyleri sayın efendim. Yulaf, buğday. Devam. Yine arpa. Şarkı geldi aklıma. Tarlasında. Bir arpa alayım. Alın alın arpa alın. Yine boşa performans gördünüz mü? Evet. Buğday? Değil efendim. Ama o öyle başlıyor. Çok iyi başladınız. Bir harf daha mı? Bir harf daha. Bir harf daha bir. Evet. Burçak. Burçak doğru cevap. Burada türküler söylendi. Şarkı neler yapıldı ya. Aman. Taner Bey. Artık bir harfiniz var alabileceğiniz. Onu tamam. Alırsanız da bir saniye arttırırsınız, arttıracaksınız ama onu biz ayarlayacağız. Ben size söyleyeceğim. Efendim 7 harflilerdeyiz. Kimyasal tepkimi oluşturan bir madde soruyoruz. Gelsin bakalım. Maya anlamına gelen Fransızca kökenli sözcük. Maya ne yapar efendim? Şişirir. Yok işte bu kimyasal olarak ne yapar? Tepkime. Yok. Mayalanma anlamındaki kelime nedir? Nedir? Söyleyeyim ki soruyu değiştirelim. Pastörizasyon gibi bir kelime. Hani o bir harf alayım. Bir harf aldık o harfi aldık son o harfi. Heh. Bir harf daha aldık. Bir harf daha aldık. Bit ne oluyorsa olsun artık dendi. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir harf daha. Bir harf daha verin. Süre gidiyor. Bari durdurun da. Sonunu göreceğim. Heh. Şey, böyle mayalı şeyleri, böyle o maya aslında candır da karıştırıldığı şeyin içindeki şekeri şey yapar. Ona biz şey deriz. Çaklama geldi. Nokta nokta. Bir tane sesli harf var. Onunla git, başlarsanız belki devamı gelir. Uydurun. Uydurun efendim. A koyun. Fahrenheit değil. 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 Bir sesli harf koyup devam etseniz ne güzel olacak. Yok istemedi. Ferment olacaktı Taner Bey. Yabancı gelmedi size de diye tahmin ediyorum. Fermantasyonu kesinlikle hatırlasaydınız kesinlikle. Zaten oradan çözerdik. Hiç sorun değil. Efendim devam ediyoruz. 7 harfli ikinci kelimemizi soracağım size ama sonuna kadar gideceksek çok hızlı davranacağız kesinlikle. Artık. Efendim 7 harfli ikinci kelimemizin sorusu cart diye geliyor. Tek kelime bir cevabı var zaten. Buyurun bakalım soruya. Bir kimsenin belli bir sürede veya hayat boyu edindiği bilgilerin tamamı. Tecrübe. Gibi bir şey. Deneyim. Deneyim doğru cevap. Efendim 8 harflilere geçtik. Yoksunluk eki almış bir sıfat soracağız. Gelsin bakalım sorusu. POS cihazından geçirilmeden sadece cihaza okutulan kredi veya banka kartlarını niteleyen sıfat. Temassız ödeme. Ne? Temassız. Temassız doğru cevap. Evet, batı kökenli bir sıfat soruyoruz. Şimdi yine 8 harfli gelsin sorusu. Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, özgün. Kişisel. Değil. Özgün. Batı kökenli. Aa bu çok sahte değil yani. Orijinal. Orijinal doğru cevap. 9 harflilerdeyiz. 2 kelime bir cevap lazım yine bize. Gelsin bakalım sorusu. Ötenazi sözcüğünün karşılığı olan söz dizisi. Nedir ötenazi efendim? Öldürmek, ölüm. Ha, ne? Ölüm isteği. Ölüm talebi. Gibi. Buna kendi karar veriyor. Ölüm rızası. İlk kelimeyi mastarla bitirin. Ölme, ha. Ölmek. Hayır hayır. Ölme isteği. Ölme. Bu böyle bir bunu talep ediyor. Ölme nokta noktasını veriyorlar ya da vermiyorlar. Hakkı. Ölme hakkı olacaktı. Of.
Olur, bir sorun yok. 7 saniyemiz var, 3 tane sorumuz var. Bence göreceğim, yetiştireceğiz. Efendim, yapım eki almış bir sıfat soruyoruz şimdi. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz. Failin cezalandırılmasını talep eden kişi, müşteki. Savcılık. Değil, değil. Müşteki. Failin cezalandırılmasını talep eden kişi. Yani bizim aramızda bir husumet oldu. Ben sizi... Mahkeme. Değil. Ben cezalandırılmazı talep ediyorum. Ben neyim? Sızlanan, yakınan kişi. Ben, şikayetçi. Şikayetçi doğru cevap. Efendim, 10 harflilerdeyiz. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım sorusu. Belli bir bölgeye yayın yapan radyo, televizyon, gazete gibi iletişim organları. Yerel kanal. Çok güzel. Yerel basın. Gibi bir şey. Daha genelini söyleyin onun. Şey, ikinci. Yerel medya. Yerel medya doğru cevap. Efendim, 2 kelimeden oluşan ve mastarla biten bir deyim soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz. Gelsin sorusu. Söz dinlemek, verilen buyruğa uymak anlamlarına gelen bir deyim. Söz dinlemek. Emir eri. İlk kelime Arapça kökenli. Buyruk yok. Yok. Boyun eğmek gibi düşünün. Verilen buyruğa nokta nokta. Siz bir emir veriyorsunuz. O emre bir şey, o emri uygulaması lazım onun. Ona isteyerek ya da istemeyerek uyması lazım. Ona diyoruz ki itaat etmek, i̇taat diyoruz. Çok güzel gerçekten. Açıldıktan sonra, kelime açıldıktan sonra harika yarıştınız Taner Bey. Olsun. Açılan çok kelimelerde çok iyisiniz. Çok tebrik ediyorum. Bir dahakine açılmayanlarda deneyelim derim. Nasip. Nasip kısmet. Efendim 4000 puan aldınız ama daha çok anımız oldu diyebiliriz. Kesinlikle, ben çok eğlendim. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. İyi.